için yani hazır ezilmiş kase aldığınızı altına 2 damla su koydum. 2 damla da jelatinli su koydum. Jelatinli suyu fazla kaçırmamaya gayret ediyorum. Şöyle homojen bir karışım oluşturuyorum. Ne çok sulu olacak ne aşırı koyu olacak. Zemini zaten doldurduğunuz için sulu olması makbuldür. Bir damla daha su atabilirim ben ona. Gördüğünüz gibi bu zamklı bir altın arkadaşlar. Bunu hazır aldığınız altınları unutmayın. İçinde onlar Arap zamkıyla ezdikleri için belirli bir miktar zamk var. Ne çok fazla zamk ne çok fazla jelatin koymayın. Rengi ya kararır ya da aşırı çatlayıp zeminden dökülür. Şimdi ben sürmeye başlayacağım. Yani bir hamur silgi şuraya tutturup kaseyi bu şekilde tutsak daha iyi olur. Altınımı alıyorum. Bana da müsaade edersiniz, bana bırakırsanız. Sürdüğüm altını yürüterek gidiyorum. Yürütmekten kasıt nedir hocam? Mesela altını şöyle koydum ya. Hı. Aldığım yoğunluğu çekerek gidiyorum. Neden hep karıştırıyorsunuz hocam? Çünkü sürekli altın dibe çöker. Her yerde aynı yoğunluğu göremezsiniz. Alırken her seferinde karıştırarak alıyorsunuz. Altın işlemi yaparken mümkünse başka hiçbir şeyle uğraşmayın. Sadece enerjiniz ona dönük olsun. Bitirin, öyle bırakın. Dikkat ederseniz altını hemen zemin tutuyor. Çünkü altında jelatin var. O hemen altına sarılıyor. Tam doldurmak istiyorum. Geriye döndüğünüzde altın zaten sıkıntı yaratır. Mümkünse doldurarak gidin. Demin jelatini sürerkenki gibi aynı. Bir miktar alıyorum. Koyup geri çekiyorum. Sürmek yok, doldurarak gitmek var arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Zemin doldururken sürme diye bir şey yok. Nerede boşluk oluşacak? Siz bir sıkıntı görüyor musunuz hocam? Evet, en başlarda birazcık dokunulacak yerler var. Orada şey yapamadım. Çok ayarlayamadım. Zaten o yüzden altın sürmek değil, altın doldurmak diye konuşulur hep. Sürme sadece sulandırmada bir sürme meselesi vardır. Fırçanın ucundaki yoğun... Fırçaya çok takılmayın. İlla bu fırça olacak diye bir kaide yok. Doldurma yapabileceğiniz her türlü fırçayla yapabilirsiniz. Peki mühreleme ne kadar zaman sonra yapılır? Altının tamamen kuruyup kağıtta bütünleşmesi lazım. Yani, o gün de yapabilirsiniz. Sürdüğünüz gün de yapabilirsiniz. Daha ileriki zamanlarda da yapabilirsiniz. Ama ben tamamen kurumasını bekliyorum. Şu an zeminin altında doldurduğumuz için yaş bir zeminimiz var. Biraz peki, beklersek iyi olur. Peki mührelemeyi neyle yapmayı tercih ediyorsunuz? Yani bana hocam bir kemik perdah yapmıştı. Ben onunla daha güzel parladığını düşünüyorum ama akik mühreyle de yapabilirsiniz. Arada size göre nasıl bir farklılık oluyor? Daha bir parlak olur kemik. Daha canlı görünür. Kaçıklık var mı hocam? Ben oradan karanlık olduğu için hesap edemiyorum. Evet. Sen şimdi dışa çıkmaya başladın yavaştan. O bilerek şimdi çıkmaya başladım. Çok ciddi bir boşluk oluşmuş. Gülcan hocam sanki şurada birazcık bir dokunulacak yerler var. En başta mı? Tamam. Başlarım. İşte ben hani o düğümünün çekilecek yeri de boş bırakmak istemediğim için öyle devam ediyorum. Bu değil, o değil. Şimdi buna kemik mühre mi daha iyi dediniz? Orada. Ya aslında tercih meselesi çok daha iyi deyip yani de kafaları da karıştırmak şey, istemiyorum evet. Ama yani piyasada en rahat bulunabilecek olan mühre akik mühre. En uygun, en rahat bulunabilecek. Yani akik mühreden kasıt da illaki şey olması gerek değil. Yani akikten bir taş bile ne? Şu uçlarda bıraktığım dağınıklığın sebebi buradan 1 milim zaten geçecek. Hazır tutuyorsun.
Şuradakiler hocam. Şuna. Ben de bunu koyalım. Kablonu nereye koyacağız şimdi? Tamam. Ben şimdi şey yapayım mı? Durdurayım mı? Durdurabilirsiniz. Bu tamam. Şekilde dolduracağız. En son